Merhaba değerli izleyiciler. Çorum Turbu'na Kadir Ceylan kardeşimizle birlikteyiz. Kadir Ceylan kardeşimiz Turbu'nun ustası. Turbu ile ilgili bilinmesi gerekenleri soracağız. Teşekkür ederim. Sağ olun. Turbu'yu önemseyin ama ne kadar önemseyin. Bu konuda tüketicimizi, vatandaşımızı bilinçlendirelim. Evet. Turbu'da ne olursa, neler olur Turbo'da? Turbo'ya içeriye kaçarsa ne olur? Bunları ilişkilendirmeye geldiğinde anlatabilirsin. Tabi usta olmayacak vatandaşımız ama en azından bilgi sahibi olsun istiyorum. Kesinlikle. Teşekkür ederiz bize fırsatı verdiğiniz için. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Biz Çorum'da ve bölgemizde turbo tamiri, yani turbo revizyon atölyesi yoktu. Biz bu teknolojiyi Çorum'umuza getirdik. Çorum'a getirmekle birlikte tüm bölgemizde, yani Amasya, Tokat, Samsun, Yozgat, hatta Kayseri'ye ulaştığımız da oluyor. Çantarı, Kastamonu gibi bölgemizdeki yakın illerimize de işte Ankara, İstanbul'a gitmelerine gerek kalmadan burada biz bir hizmet vermek için teknolojiyi Çorum'a getirdik. Çok iyi, maşallah. Ekibimizi kurduk. Eğitimli ekibimizi kurduk. Tam kadro. Gerçekten bu işi bizi profesyonelce yapıyoruz ve yapmaya da halen devam ediyoruz. Ki zaten yapmış olduğumuz tamiratlarda, turbo revizyonlarında garanti verdiğimizden bu konu bellidir. Yani bellidir, belirgin bir şekilde devam ediyor. Turbo arızalarına karşı ne yapmamız gerekiyor? Bir defa şunu unutmayalım. Turbo aracın beyni. Bir aracın beyni. Yani bizim kalbimiz, beynimiz nasılsa bir araçta da aynı şekilde. Dolayısıyla turbolarımız ötebiliyor, ses yapıyor. Turbolarımız aracın çekişini düşürebiliyor. Turbolarımız yakıt sarfiyetini aşırabiliyor. Turbolarımız motorların arızalanmasına sebep olabiliyor. Bunlara neler dikkat etmek lazım? Bir, aracın zamanında periyodik bakımını yaptırmamız lazım. İkincisi, orijinal ve işinin ehli ustalara araçlarımızı periyodik bakımlara teslim etmemiz lazım. Bu doğrultuda turboyu bir şekilde koruyabiliriz. Biz ne yapıyoruz? Artık arızalanmış, tüm müdahalelere rağmen, önlemlere rağmen önlenememiş ama turbo arızalanmış gelmiş. Biz burada ne yapıyoruz? Arızalanmış, artık hurda olmuş turbo araçları söküyoruz. Mutlaka yenisi takılması gereken turboyu alıyoruz. Geri dönüşüm kazandırıyoruz. Burada turbomuzu açıyoruz. Bu arası bizim laboratuvarımız ve atölyemiz aynı zamanda. Turbomuzu açıyoruz. Eski hasarlanmış. Mesela ben size şuradan göstereyim bir tane turbo. Bakın gördüğünüz gibi artık bu turbo bitmiş, turbo mili kesmiş, turbo milini kesmiş, artık bitmiş. Bu turboyu biz burada açıyoruz. Açtıktan sonra bu şekilde parçalara ayırıyoruz. Bu aracın bütün turboların bütün tek tek parçalar içerisinde, evet. Bu da bir motor gibi içerisinde bir hayli parçaya sahip bayağı malzemeleri var. Ve biz onu orada dağıttıktan sonra içerisindeki parçalarını onarımlarını yapıyoruz. Burada şöyle geçelim isterseniz. Burada bizim balans makinamız var. Turbo balans makinamız. Turbo balans makinamızı takıyoruz. Burada gördüğümüz gibi buraya açalım. Buraya mesela turbo parçamız bu aslında. Yani turbo kartiş dediğimiz. Dışındaki metal gördüklerimiz onlar dış kalıp sadece. Onlar çok önemli değil. Evet. Turbonun kalbi burada. Bunları burada çok hassas bir makinamızla hatta sıfıra yakın balans alıyoruz ki araç üzerinde kesinlikle ötme ya da hasarlanma olmasın. Balans olduğu zaman illaki millerde zarar veriyor millerine, turbo milline. Turbo kesebiliyor. O yüzden buradan balanstan geçirdikten sonra turboyu topluyoruz. Hazır hale getiriyoruz. Evet, az önceki turbomuz geldi. Bu şekilde dış kısımda kumlamak şartıyla yeniliyoruz. Topladık. Burada flow dediğimiz kalite kontrol cihazımız var bizim. Yani bu cihaz şunu kontrol ediyor. Araç üzerinde bir turbo hangi şartlarda çalışıyorsa daha fazla ağır yüklerde bu makineyle bu turboyu test ediyoruz. Ondan sonra motor yağı yeni olmak şartıyla araca mont ediyoruz. Test sürüşlerini yaptıktan sonra burada diagnostik cihazlarımız var bizim. Her marka ve araca göre değişiyor. Bilgisayara bağlıyoruz. Turbo yeni değişti diye araç beyinle de bunu tanışıyoruz. Evet. Ondan sonra müşterimize 6 ay 20 bin kilometre garanti veriyoruz.
Bu şekilde yol ediyoruz. Bu turbo kaçta örnek veriyorum size. Atıyorum sıfırı yedek parça tezgahımızda 4000 lira, 5000 lira. Biz bunu yaklaşık 1000 lira gibi bir fiyata turboyu çözebiliyoruz. Yakıyoruz. Tabii. Yani turboyu sıfır hale getiriyoruz. Yani turbonun 5'te 2 fiyatına hemen hemen biz müşterimize sıfır turboyu kazandırmış oluyoruz. Böylelikle müşterimiz ne yapıyor? Daha fazla masraf etmesini, işte ekonomiye katkısını, bütçesini ona göre ayarlayabiliyor. Evet, çok iyi bir şey. Evet. Yani insanlara yani turbo konusunda iyi bir çözüm üretmişsiniz. Evet. Biz teknolojiyi Çorum'a getirdik. İnşallah şu anda turbo bölümümüzde 5 tane sadece turboya bakan personelimiz var, teknikerimiz var. İçeride bunların motor arızaları, şanzıman arızaları ve turbo arızalarını tespit ve sökme takma için yaklaşık 7 tane teknisyenimiz var. İnşallah ileriki zamanlarımızda bölgemize daha iyi hizmet etmek için kapasitemizi artıracağız. Her gün geçtikçe daha fazla teknisyenler, teknikerler, endüstri meslek lisesi mezunu arkadaşlarımızı istihdam etmek için gayret edeceğiz. Bu şekilde devam edeceğiz inşallah. İnşallah. Bölgeye hitap ediyor olmanız da çok önemli. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Çünkü Çorum'dan bölgeye hitap etmek çok önemli. Çok teşekkür ederiz. Müşteriyi buraya getiriyorsunuz. Çorum ekonomisine de az buçuk alacaklar da katkı. Teşekkür ederiz. Turbo konusunda da çok iyi bir bilgiler verdiniz. Turboyu da vatandaşlarımız inşallah terazi anlamış öğrenmişlerdir. Kesinlikle araç sahiplerimiz, araç sürücülerimiz artık zaten bilinçli. Önceki gibi değil. Biz burada müşterilerimiz geldiği zaman araçların bakımlarını, arızalarını müşterilerimizle birlikte yapmaya çalışıyoruz. Yani müşterilerimize bunları ne yapıldığını aracına görme fırsatı veriyoruz. Yani bu şekilde müşterilerimizin birçoğu artık bilinçlendi. Bir turbo nedir? Aracımız neden çekmez? Müşterilerimiz artık bunu biliyorlar. Ama yapmaları gereken sadece şu var. Araçlarını gerçekten işin ehli kişilere teslim etmeleri gerekiyor. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Çorum Yaşam internet haber olarak biz de bu yapmış olduğumuz röportajı tabii ki araç sürücülerine, okuyucularımıza, dinleyicilerimize paylaşacağız. Önemli bilgiler. Bu bilgileri de tüketicilerin görmesi açısından çok fayda sağlayacağını ümit ediyoruz. YouTube kanalımızda, Facebook kanalımızda inşallah Garaj Otomotiv ve Çorum Turbo olarak yerini alacaktır. İnşallah. Sağ olun. Çorum Yaşam Haber'e teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Biz de teşekkür ediyoruz. Değerli izleyiciler, faydalanacağınız umut ettiğimiz bu yayını burada sonlandırıyoruz. İnşallah bizleri YouTube ve Facebook kanallarımızdan bu videomuzu izleyerek fayda sağlarsınız kendinize diye düşünüyoruz.